Evet, ikinci yarı başladı. İlk yarı bildiğiniz gibi 1-1 eşitlikle sona ermişti karşılaşma. İkinci yarı başladı. Her iki takıma da baktığımda Ünyespor ilk yarıdaki 11 ile sahada. Ladik Belediyespor ise Dani oyuna girdi Oğuzhan'ın yerine. Caner'in uzun topunda Dani elle müdahale, yerde yapılan, yere düşmüştü oyuncumuz Zafer. Evet, Zafer'in eline değmişti top. Hakem orada. Şimdi itirazlar vardı. İşaretimi bekletiyor hakem. Topun gerisinde bakıyorum, Cihan'ı görüyorum. İki kişilik baraj, ceza alanı içi hareketli. Gürkan topun gerisinde olan oyuncu. Evet, Cihat değil, Gürkan topun gerisinde, ceza alanı içi hareketli. Uzaklaştırılmak istenen top defansa çarptı. Ladikspor'lu oyuncular da kaldı top. Bakıyorum. Uzaklaştıran Ercan Yıldırım. Taç atışını hemen kullandı Ladikspor. Ceza alanı dışından Ünye defansında Ahmet Balcancı topu uzaklaştıran oyuncu. Emre taç atışını hemen kullandı. Uzaktan sert vuruş, top out'a çıktı Kerem'in vuruşunda. Kaleci atışını İlhan Can kullanacak. Out atışıyla oyun yeniden başlıyor. 48. dakika, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Orta alanda Barlas topu kafayla arkadaşına göndermek istedi. Olmadı. Ali İhsan. Erkan Kestir yere düştü. Düşerken de topu Taca gönderdi. Takımını rahatlatmak adına. Hakan taç atışını hemen kullandı. Caner'e ceza alanı içine doğru orta. Kafayı vuramadı Cihan. Ahmet Balcancı, uzun bir top Ahmet Balcancı'dan. Barlas'a gelecek mi? Gelmedi. Orta alanda Ladik Belediyesporlu oyuncular topu aldılar. Danino'daydı. O hemen bıraktı Caner'e. Oyun, oyun dedi hakem. Abidin. Top Abidin'de. Abidin'in ceza alanı içine doğru ortalamak istediği top rakibe çarptı. Bakalım kornere çıkacak mı? Çıkmadı. Tekrar Abidin'de top. Abidin. Ali İhsan'dan orta alana Ercan Yıldırım'a. Ercan Yıldırım'dan Sezer'e gelmedi. Sezer'in beklemediği bir top.
Ladik Belediyespor kendi yer alanına hızla çıktı. Orta alandan rakip yer alanına doğru koşuyor. Enes. Bakıyorum. Korner. Ahmet Balcancı vardı Enes'in karşısında. Top kornere çıktı. İkinci yarı hızlı başladı. Her iki takım da kontra ataklarla rakip sahaya girmenin ve gol atmanın peşindeler. Ceza alanı içine doğru orta. Top direğe çarptı. Emre'nin kafa vuruşunda. Kornerden gelen topu Emre kafayla vurdu. Ancak direğe çarpan top avuta gitti. Önemli bir golü kaçırmış oldu Ladik Belediyespor. İlhan Can uzun bir vuruş. Orta alanda Ünyespor topu kaptıp rakip ceza alanı içine girmek istedi fakat top taca çıktı. Taç atışını Ahmet Balcancı kullanacak. Hemen arkadaşlarına baktı. Sezer o tarafta. Hikmet. Sezer'in koşu yoluna doğru, Sezer ceza alanı içine doğru aktarmak istedi fakat top kaleci Asım'a kadar geldi. Asım eliyle şimdi hemen oyun kurdu. En yakınındaki Hakan'a göndermişti. Ondan Emre'ye. Emre'den Hakan. Karşısında Abidin vardı. Hakan orta alanda uzun bir top. Bakıyorum. İkinci yarıda oyuna giren Danini. İkinci yarıda oyuna giren Danini 51. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Dakika 52. Danini takımının ikinci golünü attı ve Ladik Belediyespor'umuzun ikinci golü 7 numara formasıyla Danilo. Danilo! Danilo! Teşekkürler 12 numara. Ünyespor tekrar Ali Barlas'la oyunu başlattı. Zafer ceza alanı içine doğru ortalamak istedi. Danini'ye çarpan top Abidin. Top Abidin'de. Karşısında Hakan var. Abidin ceza alanı içine doğru ortaladı. Hayır, o kadar da aslında bir şey yoktu. Kaleci Asım. Asım'a yapılan hareket. Tabii hakem gözlemleyecek durumu. Kalecinin sırtına gelen bir durum oldu. Oyun esnasında. Hakemin bakalım ne karar verecek. Maçta 54. dakika. Ladik Spor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. İkinci golü ikinci yarıda oyuna giren Dalilo atmış oldu 52. dakikada. Şükürsüz. Maçta 54. dakika.
Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Tabii bu kaleciye yapılan hareket olduğu için kaleci oyun dışına alınmıyor. Oyun sahası içinde tedavisi yürütülüyor. Evet, kalecinin Asım. Kaleci Asım. Değiştirilecek mi, değiştirilmeyecek mi? Kulübeyle ya da kulübesiyle bir el hareketi yapıldı. Sulamın yapar. Sulamın bir şey yapar. Evet. Ne yapacağız? Buradasın, darbeyi vereceğiz. Bak! Ne yapar? Haydi oğlum, haydi. Evet. Sağlık ekiplerince tamam, tedavisi yapıldı. Evet, Asım oyuna devam edebilecek pozisyonda. Emre ile paslaştı. Emre'den Hakan. Uzun bir top. Caner. Top. Ladik Belediyesporlu oyuncularda kaldı. Zafer arkadaşına verdi. Orta alana bırakmak istedi. Olmadı. En soldaki arkadaşına orta, Emre'den kaleci İlhan Can'a kadar gelen bir top. Hakan, Abidin, Hikmet Enes, kaleci Asım'da kalan top. Kerem. Top Kerem'de. Uzun bir top. Taç atışı. Ladik Belediyespor'un. Ladik Spor hemen taç atışını kullandı. Rüzgar geldi. Orta alanda topla buluşan Hakan. Barlas'a yapılan hareketi hakem foul olarak belirledi. Evet, futbolcular topun hakem topun yerinden kullanılmasını istedi, durmasını istedi, işaretini verdi. Ali Yakup'un uzun topu, bakıyorum Barlas yetişebilecek mi? Yetişemedi. Direkt out'a giden bir top. Asım. Maçta 59. dakika, ev sahibi Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Emre'nin uzun topu, top taca çıktı. Taç atışını şimdi Zafer kullanacak. Hikmet'e gelmedi. Taç atışını tekrar Zafer kullanacak. Bakıyorum. Bünyespor'da oyuncu değişikliği.
Evet. Ünyespor'da da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı. Emanuel oyuna dahil oldu. Kaleci Asım hemen sol taraftaki Oğuzhan'ı görmüştü. Bakıyorum top taca çıktı mı? Evet, top taca çıktı. Yanaken taç atışının Ünyespor'da olduğunu belirtti. Taç atışını hemen kullandık. Zaç Sezer orta alanda topu bu aralar tutamıyoruz. Rakip takım orta alanda güçlü bu aralar. Hemen gönderdi. Bakıyorum. Taç atışına Ahmet Balcancı hemen kullandı Ali İhsan'a. Tekrar Ahmet Balcancı. Uzun bir top. Elma ile doğru rakip defans topu uzaklaştırdı Emre ile. Bakıyorum Hakan. Karşısında Münel. Hakan. Uzun top. Ahmet Balcancı topu geçirmedi fakat Emre topu alan oyuncuydu. Hemen arkadaşına aktardı. Ceza alanı içine doğru orta. Bakıyorum. Az önce oynayan Danilo. Geri bıraktı Hakan'a. Hakan'ın karşısında Abidin vardı. Hakan. Hakan'ın vuruşunda top kornere çıktı. Korner atışını Ladik Belediyespor kullanacak. Ladik Belediyespor'da bakıyorum Cihan gidiyor topun başına. Hayır, Cihan değil, Gürkan. Gürkan topun başında korner atışını kullanan oyuncu. Ceza alanı içi hareketli. Kaleci çıktı. Kaleciden önce Danino'nun kafası top out'a gitti. Kaleci İlhan Can şimdi out atışını kullanacak. Arkadaşların ileri gitmesini istedi. Uzun top. Orta alanda topa yükselen Barlas. Cihan orta alanda topu almıştı. Arkadaşı Emre'ye kazandırdı. Emre'den bakıyorum. Out mu? Korner. Ladik Belediyesporlu oyuncular şimdi korner atışını kullanacak. Uzun bir top ceza alanı içine doğru. Ters bir kafa. Tekrar ceza alanı içine gelen top out'a çıktı. Hemen Abidin'le kullandı. Abidin. Top hala Abidin'de. Elimuale o bıraktı Ali İhsan'a. Ali İhsan'dan Ahmet Balcancı'ya. Ahmet Balcancı tekrar Ali İhsan'a mı verecek? Ahmet Balcancı da top hala fakat rakibe kaptırdı topu. Enes topu kaptı. Enes hızla arkadaşına aktardı. Danino koşan Ali Haykır topu aldı. Tekrar Ali Aykır. Abidin. Defans. Topu. Offside. Emanuel ile kaleci arasında. Abidin.
Tabii bu tür maçlarda olan hadiseler bunlar. Zaman kazanmak, oyun soğutmak için. Maçta 65. dakika ev sahibi ekibin Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Maçta 65. dakika. Kaleci az önce hafif bir sakatlık geçirdi Asım. Şimdi kalktı, oyunu başlatacak. Bakıyorum. Kerem. Kerem'den Emre'ye. Tekrar Emre. Emre arkadaşlarına şöyle bir baktı, Kerem'e aktardı. Kerem'in ceza alanını üzerine doğru ortasında top out'a çıktı. İlhan Can hemen out atışını kullandı. Orta alanda Barlas. Abidin. Abidin bıraktı hemen arkadaşlarına. Ali İhsan. Sezer. Sezer geçebilecek mi? Sezer rakibini geçemedi. Rakibinin yapmış olduğu hareket faul. Sezer yerde kalmıştı. Şimdi kalktı. Topun başında Zafer. Topun gerisinde Zafer var. Sezer kalktı. Oyun alanına doğru geldi. Ceza alanı yayı kalabalık, hareketli. Hakem düdüğünü çaldı. Orta alanda evet, Animoyla Dani. Orta alanda Ladik Belediyespor'u görüyoruz. Gürkan. Gürkan hemen pasını aktardı. Tekrar Gürkan. Ceza alanı içi hareketli. Gürkan. Gürkan'ın vuruşunda top out'a çıktı. Ünyespor derin bir nefes almış oldu. İlhan Can hemen oyunu başlattı. Top Abidin'de. Abidin solunda Ali vardı. Abidin, top hala Abidin'deydi. Arkadaşlarına aktarmadı. Kerem. Kerem'den Caner'eydi. Caner topu alamadı. Sezer. Uzun bir top. Ama maalesef Barlas önüne düşüremedi. Çok güzel bir düşünceydi. Fakat topu önüne düşüremedi. Top rakip Ladik Belediyespor'da kaldı. Kerem. Kerem'den Hakan'a. Hakan'ın Danilo'ydu. Tekrar Hakan. Paslaşmalar Hakan. Orta alanda Kerem'de kaldı şu anda. Kerem arkadaşlarına şöyle bir baktı. Kerem'in karşısında Barlas vardı. Kaleci Asım'a kadar giden top. Cihan'dan ceza alanına doğru uzun bir top. Offside. Endirekt serbest vuruşu kaleci hemen kullandı. Paslaşmalar Ali Hikmet, Ahmet Balcancı, Sezer, Animoella, tekrar Ahmet Balcancı, ceza alanının içine doğru orta. Abidin'in kafa vuruşunda top kalecide. Abidin, Barlas'ın kafa vuruşunda top kaleci Asım'dan geri döndü. Barlas tekrar topu takip etti ama defans topu kornere gönderdi. Evet, topun başında şimdi Abidin korner atışını kullanacak. Ceza alan içi hareketli. Hadi.
Top, Ladik Belediye sporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Taç atışına şimdi Ahmet Balcancı. Oyuncu değişikliği diyor. 18 numara Sezer oyundan çıkıyor. Oyuna giren oyuncuyu şimdi sizlere söyleyeceğim birazdan. Zafer Abidin. Abidin. Ali Yakup. Ali Yakup'un uzun pası Ahmet Balcancı. Ahmet Balcancı ile rakibi yan yanaydı. Taç atışını Ünye 1957 spor kullanacak. Ercan gitti oraya. Ercan bıraktı arkadaşına. Emanuel gitti oraya. Ondan Ahmet Balcancı'ya. Ahmet Balcancı bakıyorum. Taç atışı Ünye 1957 sporu. Ahmet Balcancı şimdi taç atışını kullanacak. Arkadaşına bıraktı tekrar. Selçuk girdi oyuna az önce. Sezer'in yerine Selçuk İlhan Yanık oyuna dahil oldu. Uzun bir taç atışı ceza alanı içine doğru. Animella bakıyorum. Abidin. Abidin'in vuruşunda top out'a çıktı. Maçta 71. dakika. Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ünyespor 3 oyuncu değiştirme hakkını da 2 oyuncu değiştirme hakkını 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanmış oldu. Ünyespor ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yapmıştı. İkinci yarıda Hakan'da top. Hakan bakıyorum. Zafer'in yapmış olduğu hareketi foul diyor. Oyuncular arasında kısa bir gerginlik. Zafer Danilo'yu yerden kaldırmak istedi fakat hareketi biraz hızlı olunca kısa bir gerginlik yaşandı. Hakem buna müsaade etmedi. Caner. Ali İhsan. Uzun bir top. Ali. Ali. Son noktaya kadar geldi. Korner. Kaleci Asım. Gole izin vermeyen isim. Abidin. Evet, bu aralar son dakika, son 5 dakikaya girdiğimizde Ünyespor'da bir hareketlilik görüyorum. Oyuncu değişiklikleri oyuna hareketlilik kazandırdı. Abidin'in köşe vuruşu kimse kafa vuramadı ve direkt taça giden bir top olmuş oldu. Taç atışını Gürkan kullanacak. Gürkan gidiyor topun gerisine. Barlas orada. Gürkan uzun bir taç atışı. Orta alanda topla buluşan Ali İhsan. Hemen arkadaşına verdi Zafer'e. Zafer. Zafer. Abidin'e verdi. Abidin. Rakip. Evet. Taç atışı. Ünye Spor'un Ahmet Balcancı kullanacak taç atışını. Kerem topu döndürememişti. Kerem'den top taça çıktı. Ceza alanı içine doğru uzun bir top. Kerem bu defa ceza alanı içine ortalandı. Fakat top out'a çıktı. Sağda iki top var dedi hakem. Bir tanesinin dışarı çıkmasını istedi. Kaleci Asım taç atışını kullanacak. Maçta 75. dakika.
Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ünyespor'un da baskıları var. Asım'dan Emre'ye. Emre'den uzun bir top ceza alanı içine. Orta alanda Ali İhsan. Uzun bir top. Taç atışını Ünyespor hemen kullandı. Uzun bir top. Orta alanda topla buluşan Zafer. Zafer. Abidin'e bıraktı Zafer. Abidin. Evet bakıyorum. Tabii oyuncular topa müdahale ediyor. Caner ayağıma sert geldi diyor. Evet topun gerisinde Emre var. Foul atışını kullanıyor. Hakan'a verdi. Tekrar Emre. Emre'den uzun bir top. Bakıyorum. Offside. Zafer şimdi offside. Offside demek Zafer'e yapılan hareketi foul olarak belirlemiş. Bakıyorum. Orta alanda. Orta alanda Ünyespor. Evet. Offside yok. Offside değildi aslında. Animoela offside'daydı. Fakat ikisi de hareketlenince oyundan çıkan oyuncu 20 numaralı Kerem. Kerem oyundan çıktı. Onun yerine 6 numarayla Mesut oyuna dahil oldu. Orta alanda Animoela koşuyor. Animoela koşuyor. Animoela koşuyor ve bakıyorum penaltı diyor. Oyuncuyu gösteriyor. Sarı kart. Ceza alanı içinde mi yoksa ceza alanı dışında mı? Ona bakıyorum. Gürkan. Tam çizgi üzerinde diyor hakem. Tam çizgi üzerinde. Maçta 78. dakika. Ünyesporlu oyuncular penaltı beklentisi vardı. Tam çizgi üzerinde olduğunu söyledi orta hakem. Maçta 78. 79. dakikaya bulduk. 2-1'lik üstünlük devam ediyor. Ve kaleciye İhsan Can'a da bir sarı kart vermiş oldu 79. dakikada. Hiç gereksiz hareketler bunlar. Hiç olmaması gereken hareketler. Evet hakem barajı ayarlıyor. Topun gerisinde Abidin'i görüyorum. Ali İhsan'ı
görüyorum, zaferi görüyorum. Bakalım hangisi vuracak? Ali İhsan. Ali İhsan var, Abidin var. Bakıyorum. Ve kaleci adeta 90'dan çıkar. Kaleci adeta 90'dan çıkarttı. Korner atışını kullanacak. Zafer. Biraz yumuşak bir toptu. Hızlı ve seri olsaydı kaleci çıkartamayabilirdi. Evet, Abidin korner atışını kullanıyor şu anda. Maçta 80. dakika, son 10 dakika kaldı. Ceza alanı içi hareketli. Bakıyorum. Mesut, az önce oyuna giren Mesut, topu uzaklaştırmaya çalıştı. Olmadı. Şimdi Mesut. Evet, ceza alanı içine doğru orta, kaleci. Kaleci Asım topu kontrol etti. Uzun bir top Hakan'a. Hakan'dan Emre'ye bırakmıştı. Emre'den Enes'e. Orta alanda Enes topu en soldaki arkadaşına bıraktı. Orta alanda bakıyorum. Bakıyorum. Topu taca çıkarttılar. Centilmence bir hareket. Arkadaşının yerde yattığını görünce Ladik sporlu oyuncular topu taca gönderdiler. Maçta 82. dakika. Ev sahibi Ladik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. İlk yarı 1-1 sona ermişti. İkinci yarıda oyuna giren Danino takımını öne geçiren golü kaydetmişti. Ahmet Balcancı. Ahmet Balcancı'nın tedavisi yapıldı. Oyun alanının dışına çıktı. Hakem, evet, taç atışıyla başladı. Ünlüspor hocaları da centilmence topu rakiplerine vermiş oldular. Çünkü oyunun durması için topu Ladik sporlu oyuncular taça göndermişlerdi. İki takımdan da pay play örnekler. Ladik Belediyespor taç atışıyla oyuna başladı. Orta alanda Zafer. Zafer'den sol tarafa doğru uzun bir top. Ahmet Balcancı yetişebilecek mi? Yetişemedi. Top taca çıktı. Taç atışını Ladik Belediye sporlu Mesut kullanacak. Uzun bir taç atışı kullandı. Ceza alanında dışında. Bakıyorum. Evet, foul. Ünyesporlu futbolcunun rakibine foul yaptığını belirledi yan hakem. Orta hakem de foul'ü vermiş oldu. Topun gerisinde Emre. Emre'den uzun bir top. Enes gelecek mi? Enes'e gelmedi. Bakıyorum. Yine Enes hemen aktardı Hakan'a. Hakan maalesef topun üzerine bastı. Düştü. Kaleci İlhan Can. Uzun bir top. Barlas mı, Abidin mi?
Animal'la Abidin. Abidin. Bakıyorum. Oyuncular. Bakıyorum kim kim. Cihan'ın foul yaptığını dedi. Olmadı. Barlas'ın topu elle aldığını söyledi hakem. Enes, Hakan, tekrar Enes. Enes bıraktı Emre'ye. Lan yapma şunu ya, yapma ya. Ayağından topu fazla açtı. Rakibine bıraktı Emre. O da hemen arkadaşına verdi. Top kaleci İlhan'da kaldı. Uzun bir top. Bakıyorum. Abidin. Abidin. Ceza alanının içine doğru bakayım gidecek mi? Kaleci. Ağzında kalan bir top. Zafer. Enes karşılaşmasıydı. Enes. Enes'ten Hakan'a. Hakan oyunda tuttu dedi yanaken. Hakan tekrar Enes'e verdi. Enes tekrar Hakan paslaşması. Top Hakan'da ceza alanının içine doğru girdi. Ahmet Balcancı topu taca kadar gönderdi. Taç atışını bakıyorum kim kullanacak. Hemen kullandılar. Hakan, Emre, Mesut, Abidin geldi oraya. Abidin geldi. Caner'in Caner yere düşmüştü. Bakıyorum bu arada oyuncu değişikliğini işaret etti. 8 numara oyundan çıkıyor. Yere düşmüştü. 17-7 At! Araba! Bakıyorum hangi oyuncu? Maçta 88. dakika, artık son 2 dakika var. Hakem uzatmalarına bakacağız. Ladik Spor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. İlk yarı 1-1 sona ermişti. İkinci yarı ev sahibi ekip oyunu 2-1'e getiren golü atmıştı. Evet, bakıyorum az önce oyuna giren Mesut sakatlanan oyuncu. Topun gerisinde Gülkan var.
Gürkan ceza alanı içine doğru orta alanda Ahmet Balcancı hemen arkadaşına bıraktı. O da Ali İhsan'a. Ali İhsan'dan Zafer'in koşu yoluna doğru, Abidin'in koşu yoluna doğru göndermişti. Fakat top hızlı. Kaleciye kadar giden top. Kaleci Asım. Zafer taç atışını kullanacak şimdi. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Erkan'a verdi. O da Ercan'a. Kaleci İlhan Can. Uzun bir top. İbrahim. Bakıyorum. Offside. Barlas'tan önce uzun bir top. Sarı kart Zafer. Diğer evet ikinci sarı karttan Zafer. Bakıyorum hakem. İkinci sarı kart değil. Evet, tek Zafer'e. Topun gerisinde Gürkan var. Gürkan bıraktı Emre'ye. O da Mesut'a bıraktı. Mesut. Hakan. En soldaki arkadaşına verdi. Uzatmalar oynanıyor artık. Maçta 90 dakika bitti. Ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Son dakikalar artık. Bünyespor'un beraberlik arayışları. Ahmet Balcancı, Ahmet Balcancı, Ahmet Balcancı vurdu. Kaleci ağzında kalan top. Animale gitti. Kaleci. Son dakikalar artık gözler hakemde. 90 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğü bakalım çalacak. Abidine gelecek mi? Gelmedi. Orta alanda Emre. Emre'den Mesut'a. Mesut'a tekrarına taç. Top taca çıktı. Taç atışını şimdi Zafer kullanacak. Ercan, kaleci İlhan, uzun top orta alana doğru Marlas havaya yükseldi ama olmadı. Şimdi tekrar Emre. Hemen arkadaşına bıraktı. Ceza alanı içine doğru girdi. Vuruşunda top kaleci geçti. Ve Enes bugün ikinci golünü atmış oldu. Uzatma dakikalarında Enes ikinci golünü atarak 3-1 tuttu. Enes uzatmalarda takımının 3. golünü atmış oldu. Bakalım hakem. Vadik Belediyespor'umuzun 3. golü. 11 numaralı formasıyla. Kılıç! 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 Teşekkürler 3 numaralı. Mustafa Enes değil mi? Enes mi ya? Evet, Abidin uzun bir top Barlas'a gelecek mi? Mesut Ünyespor'da Barlas attı, gelmedi.
Enes. Top hala Enes'te. Bıraktı Caner'e. Evet. Kaleci İlhan Can'da kaldı. Ercan'ın kontrolünde. Evet. Hakan tekrar Hakan'a geldi. Uzun bir top Caner'e. Caner'den orta alana gelen bir top Emre. Emre kendi topuyla gidiyor hala. Emre ortaladı. Ceza alanının içinde Ladik Belediyesporlu oyuncularda. Top hala Danino. Evet, hiçbir şey yok dedi orta hakem. Ladik Spor 4. golü arıyor. 3-1. İlk yarı 1-1'di. İkinci yarı Ladik Belediyespor bulduğu 2 golle 3-1 rahat bir oyun, rahat bir maç kazanmış olacak. Artık gözler hakemde. Hakemin düdüğüyle birlikte bitecek. Enes. Enes'den Danino'ya. Danino. İki kişili sporlu oyuncu vardı orada. Topu sürükle aldı. Uzun bir top. Animalia'nın koşu yoluna doğru. Fakat top hızlı. Taç atışına hemen kullanmadılar daha. Yeni kullanacaklar. Hakan taç atışını kullanıyor. Ladik Şehir Stadyumu'nda artık uzatmalar oynanıyor. Ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü var demiştim. Orta hakem Ahmet Cengiz Gök. Ladik Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle skoru ilan etmiş oldu. Başka bir yayında buluşmak dileğiyle Ladik'ten şimdilik bu kadar diyoruz. Anlatımda ben Hamza Alp, kamera başında ve ana kumandada Ahmet Bülükbaş ile Ladik'ten sizlere seslenmiş olduk. Bir dahaki canlı yayında buluşmak üzere şimdilik iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.